Hikaye odur ki, vakti zamanında güzel Akdeniz'in en doğusunda bir ejderha yaşarmış. Ejderhanın üzerinde uçtuğu topraklarda yaşayan insanlarla da iyi bir ticareti varmış. Yerel halk, ejderhaya her yıl bir kızı adak olarak sunarken, o da yerel halkın Samandağ'ın eteğinde koruduğu bölgedeki tek su kaynağı olan Hayat Çeşmesi'nden su ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verilmiş. Gel zaman, git zaman, günün birinde adak olarak kralın kızı sunulacakmış ejderhaya. Bütün nüfuzu ile yaşanacak bu kaybın önüne geçemeyen eli kolu bağlı kral bir tarafa, zorluklar içerisinde hayata tutunmaya çalışan ama ulaşamayacağı bu kıza gönlünü delice kaptıran çoban, tam kurbanını midesine indireceği sırada elindeki mızrağı fırlatarak ejderhanın kalbine saplar. Ejderha can havliyle havalanır. Şöyle şaşkın bir şekilde son defa bu topraklara bakar ve acıyla ağzından alevler saçarak uzaklaşmaya başlar. Kanat çırpar güneye doğru. Ağzından çıkan alevler ile vadiler yaratır. Uçabildiği kadar uçar. Tüm gücünün ve kalbindeki alevlerin bittiği o anda Lübnan'da bir dağın eteğindeki kayalıklara dağı yararcasına girer. Girdiği kayalıklardan büyük bir patlama ile su fışkırır. Bu su taşarak ejderhanın yol boyunca oluşturduğu yarıklara dolar ve o yolla gelsin geri tekrar kuzeye, Samandağ'ına kadar geri gider ve Akdeniz'e dökülür. Efsaneye göre Asi'nin doğuş hikayesi de işte budur. Erken Tunç Çağı ile seyrine başlayacağımız ve milattan sonra 2020 ile bu seyri tamamlayacağımız hikayenin kaynağı olan Asi Nehri, günümüzde Lübnan adıyla bilinen Orta Doğu ülkesinin Beka Vadisi'nde kaynağını alır. Ve yine bir diğer Orta Doğu ülkesi olarak kabul edilen Türkiye'nin güney sınırında yer alan Hatay ilinden Akdeniz ile buluşarak seyrini tamamlar. Günümüze kadar birçok uygarlığın ortak akış belleği olan bu nehir, bulunduğu coğrafyadaki diğer nehirlerin aksine güneyden kuzeye doğru seyreder. Tarihi boyunca üzerinde yaşamış toplumlara göre de isminin buradan geldiği söylenir. Dünya üzerinden gelmiş geçmiş ve halen varlığını sürdüren birçok toplumun dilleri, inanışları ve kültürlerinde farklılıklar gözükse de bu toplumların az sayıda ortak noktalarından biridir su. Su, hayatı temsil eder, hayat verir. O akar yolunu bulurken biz insanlar onu takip ederiz. Su sunduğu her türlü olasılığı ve hayatlarımıza kattığı değer ile her dönem biz insanları kendisine çekmiş ve kendi akışına uydurmuştur. Asi Tunç Çağı'nda Alalak, Kunuluğa, Antigonia'ya ve bugünkü adını çağrıştıran ilk ismiyle Antiokeia'yı misafir eder. Nehir, daha sonra yaşayacağı çağlara ve ağırlayacağı medeniyetlere nazaran en çok tarih öncesi uygarlıkların kendisine müdahale etmemesinden memnundur. O çağda bu topraklarda yaşayan insanlar nehirden çıkan çamurlarla barınma ihtiyacını karşılamak için kendine kerpiç evler yaparlar. Kente o zamanlarda zenginliği ve refahı getiren fırtına tanrısının Asi Nehri'ni Amanos Dağları'nın zirvesinden dikkatlice izlemesi, bu coğrafyada o dönemde yaşanan birçok iklimsel olayı yanında getirmiştir. Bu dönemdeki iklim değişiklikleriyle Asi'nin nehir yatağı batıya doğru yönelmiştir. Kendisini Asi'nin kıyısında konumlandırmak isteyen 400 arkeolojik yerleşke ve en verimli nehir içi yaşam formlarının yanı sıra Asi o kadar berraktır ki, Nil Nehri'nin tadının bile bu dönemde Asi ile Antakya'ya ulaştığı söylenir. Tarih öncesi çağların bitimine yaklaşırken, ilk olarak Seleukos hükümdarlığı Antakya sınırlarında konumlanacaktır. Efsaneye göre Büyük İskender bir yolculuğu sırasında bu topraklarda içtiği suyu annesinin göğsünden içtiği süte benzetir. İskender'in komutanlarından Seleisus Nikator'a burayı fethetme emrini vermesinin altında yatan nedenin de bu olduğu söylenmektedir. Şehrin kuruluşu sırasında bir adak adanmıştır. Kimi kaynaklara göre adak bir bakire, kimilerine göre ise bir hayvandır.
Antakya bu dönemde stratejik konumu ile dünyanın en önemli metropollerinden biri haline gelirken, tarihinin en parlak zamanlarından birini yaşamıştır. Öte yandan sel baskınları, depremler gibi doğal felaketler ile mitlerini de bu dönemde doğurmaya başlamıştır. Doğa ana, evrene en uyumlu, en ideal olanı oluşturmak için değiştirmeye devam ediyordur. Antakya'da 528 depreminde Kel Dağı'ndan bir parça kopar. Bazı yeni tepeler ve sular ortaya çıkar, bazıları da kaybolur. Birçok kentli hayatını kaybeder. Bu tarihlerde Antakya'da yaşamış olan yazar Ioannis Malalas'ın anlatımına göre, Antakya'nın altı büyük felaketinden biri olarak adlandırılan bu deprem, dönemin imparatoru Troyan'ı dahi etkiler. Troyan, deprem sırasında sarayının penceresinden kaçarak yıkılmakta olan sarayının altında kalmaktan son anda kurtulur. Ve bu travmanın etkisiyle bir süre hipodromda açık havada yaşar. Bu depremler sonrası yapımına M.Ö. 2. yüzyılda başlanan ve içerisinde saray ile hipodromun dışında Bazilika gibi şehrin önemli yapılarının yer aldığı kentin en prestijli alanı olan Asi Nehri'nin ortasındaki ada ise zamanla terk edilir. Şehrin koruyucu tanrıçası olan Tike, doğa üzerinde yaşanacak bu olayların birçoğunu belki de önceden tahmin edebiliyordu. Gelecek zararları azaltmak için Asi'yi ayaklarının altına alıyor, depremlere dayanmak için sırtını dağlara yaslıyordu. Ama bu çabasına rağmen felaketlerin ve oluşan zararların yine de önüne geçemiyordu. Bu dönemden günümüze kadar bize çeşitli izler getiren unsur ise şehirde suyun kullanım yöntemleri olmuştur. Romalılar suyu kentin her bir köşesine ulaştırıyordur artık. Su değirmenleri, su kapıları, su kemerleri kurulur ve kente temiz su kanallar ile taşınmaya başlanır. Asi'nin kuzey kısımlarında kurulan ve nehirden suyun tarlaya taşınmasını sağlayan bu değirmenlerin, dünya tarihinde ilk defa bu coğrafyada ve Asi üzerinde ortaya çıktığına dair güçlü teoriler vardır. Nehir ve kolları, öngörülmez yapısı ile 4000 yıllık tarihi boyunca şehri etkiler. Asi Nehri'nin bu öngörülmez kollarından önemli birisi ise mevsimsel bir nehir kolu olan Parmenius Nehri, yani günümüzde bilinen adıyla Hacı Küriş Deresi'dir. Asi aktiftir, suyun kaldırma gücü ise baki. Asi, Akdeniz'e açılan Seleucia Pieria Limanı'ndan şehre ve kırsal bölgelerden şehre ve Akdeniz'e tüm yükleri taşır. İnsan suyu taşıdığı gibi su da insanı taşıyordur. Bu da ticaret demektir. Stratejik konumunu Roma sonrası Bizans döneminde de korur Antakya. Amik Ovası'nın verimini göstermeye başlaması ile birlikte, günümüzde de halen geçerliliğini koruyan, kendi kendine yetebilen bir yerleşke olma durumunu Antakya bu dönemde sağlamış ve konumlandığı coğrafyada önemini daha da artırmıştır. Asi üretimin merkezidir. Bu dönemde Asi Nehri'nin Parmenius kolu üzerinde seramik ve tekstil üretimi yapılır. Antakya'yı suların mırıldanarak aktığı Beş Teraslı Kent adıyla adlandıran dönemin felsefecilerinden İbni Butlan, El-Kuşiyan Kilisesi'nin kapılarından birinde bulunan su saatinden dünyanın harikalarından biri olarak bahseder. Nehir kendi ritminde akarken, bu bereketli toprakları ele geçirmek isteyen Emevi Arapları, Haçlılar, Selçuklular ve Memlükler savaşlarla bir dönem peşi sıra şehri ele geçirirler. Haçlı kuşatmaları sırasında Asi üzerinde yaşanan sel felaketi savaşın seyrini değiştirir. Bu savaşlardan sonra Araplar ve akabinde tekrar ikinci dönemleri Bizanslılar ile bu topraklarda yaşamışlardır. Bu dönemlerin sonunda ise Asi'nin tadına bakan Memlükler ve Osmanlılar olacaktır. Tarihte büyük bir uygarlığın yerini bir diğerine bırakması sonrasında Asi ve Antakya'da ciddi değişimler gözlenir.
nehir tabanı dolmaya başlar. Nehir eskisi kadar hareketli değildir ve üzerinde ise gemiler görünmez olur. Bir batılı olan Albay Chesney, Asi Nehri'ni tekrar gemilerin yüzeceği bir nehir olarak hayal eder ve kenti eski şatafatına kavuşturacak bir projeyle çıka gelir. 110 kilometre uzunluğunda bir kanalla Fırat Nehri ve Asi'yi birleştirmek. Bu kanal, Asi Nehri'ni Fırat Nehri'ne ve böylece Akdeniz'i Basra Körfezi'ne bağlayacaktır. Ancak Asi Nehri'nin ve bölgenin kaderini değiştirebilecek bu proje, kendi vadisinde ilgi görmez. Güneyde Akdeniz üzerinde Süveyş Kanalı'nın açılması ile birlikte ana ticaret yollarında önemli bir değişiklik olur. Hali hazırda Asi üzerinde gemilerini yürütmekte zorlanan tüm kaptanlar, bu gelişme sonrası daha rahat yol aldıklarını keşfettikleri Süveyş Kanalı'nı kullanmaya başlarlar. Bunun sonucunda Antakya, Mezopotamya'dan Akdeniz'e, Mısır'dan kuzeye uzanan ticaret yolları üzerindeki önemini ciddi anlamda kaybeder. Bunca savaş sonrası yavaşlayan kentte zaman yavaşlar. Her şey resimsi ve sade bir güzelliğe bürünür. Asırlardır Hristiyan kültürü etkisinde olan coğrafya artık Müslüman kültürü etkisine girmiş, bu vesileyle de yeni ve aktif bir yol meydana gelmiştir. Bu yol, hacca gitmek isteyen hacıların yoludur. Hacılar seyahatlerinde bu topraklardan geçmekte, Antakya üzerinde birkaç gün konaklamakta ve Asi boyunca serinlemektedirler. Bu dönemde suyun kullanımı zamanla daha da önemli bir hal alır. Tüm kentin su ihtiyacını karşılayan birçok çeşme yapılır. Nehir kıvrılarak sakince yoluna devam ederken, su değirmenleri nehirden hamamlara, camilere ve çeşmelere su taşımaktadır. Kırsalda ise bayramlarda tüm köyün ortak malı olan su kenarındaki değirmenlerin etrafında toplanılmaktadır. Öte yandan kente gelen batılı seyyahların birçoğu gibi Poujalat'ta Roma ve Bizans sonrası bu harabe kenti hakir görmekte, eskinin adalarının saraylarının üzerine gelen bir mezarlık olarak bahsetmektedir. Müslüman kültürü etkisi altına girilmesi mimariyi de etkilemiştir. Şehirde hamamlar ve camiler yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı dönemiyle birlikte bu yapılaşma zirve noktasına ulaşmıştır. Asi üzerinden işlediğimiz kentin 4000 yıllık belleğinde belki de teknolojinin de gelişmesiyle en kısa süre kalan ama bu süreyi yapılaşma anlamında en etkin kullanan uygarlık olarak göze çarpar Fransızlar. Dünyada turizmin önemli bir gelir kaynağı olduğunun keşfedildiği bir dönemdir. Antakya'da doğu turizmi için bir durak haline getirilmeye çalışılır. Eski olan arkeolojik kazılarla bulunur, korunur ve turistlere sunulurken, Fransız mandası nehrin batı kıyısına kendi getirdiği devşirme üslubu ile beyaz taştan medeniyetini kurar. Bu değişimi istemeyenler de vardır. Nehrin çevresi özellikle Roma Köprüsü, politik ayrışmanın, protesto ve çatışmaların ana toplanma ve gösteri alanı haline gelir. 1936 yılında bir gösteride Türkiye Cumhuriyeti tarafından yönetilmek isteyen şapkacılar, Arap feslerini nehre fırlatırlar. Asi, birleştirme gücü olduğu gibi ayırma gücünün olduğunu da bu süreçte sembolik olarak gösterir. ...1921 yılında imzalanan Ankara İtilafnamesinden çözüme ulaşana kadar 20. yüzyılın en büyük liderlerinden olan Atatürk'ün ciddi mesai harcadığı bu süreçte 1938 yılında İskenderun Sancağı'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulan Hatay Devleti, bir yıldan kısa bir süre sonra statü gereği Fransız-Suriye mandasına bağlı yapısından tamamen ayrılacak ve yeni kurulan Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne katılacaktır. 20. yüzyıl tüm dünyada tarihin seyrinin hızlandığı bir dönemdir. Modernleşme süreci. İnsanoğlu dünyanın her noktasında çevresini bu gücü kullanarak daha da fazla değiştirmektedir. Dünyada olduğu gibi
Antakya'da da yıllar geçtikçe mimari öğeler değişiyordur. Şehir bazı tarihe geçen yapılarını kaybeder. 3. yüzyılda yapılan ve kentin en eski yapılarından olan Roma Köprüsü, yeterince güçlü olmadığı gerekçesiyle bu dönemde yıkılır. Petrol ve elektriğe dayalı yeni teknolojilerin devreye girmesiyle modern sulama sistemleri eski değirmenlerin yerini alır. Ve bu dönemde de Antakya'da modern yıkım ve yeni tüketim alışkanlıkları tabiatı köşeye sıkıştıracaktır. En büyük darbe ise Amik Gölü'ne gelir. Türkiye'nin en büyük göllerinden biri ve dünyanın doğasına fayda sağlayan 5 gölden biri olduğu söylenen Amik Gölü, sellerden, hastalıklardan sorumlu tutulur ve kurutulur. Yerine tarım alanlarına sulama kanalları inşa edilir. Daha sonrasında bu alanların üzerine bir de havaalanı yapılacaktır. Ondan fazla balık türü için yaşam alanı olan, çeşitli göçmen kuşların yolu üzerinde yer alan, yüzyıllarca gölde yaşayan yılan balıklarının popülasyonu da iyice azalır. Öte yandan yakın dönemde ise kültürel miras ve değer kavramları fark edilmeye ve önemsenmeye başlanır. Parmenios nehrinin yığdığı toprakların altına saklanan antik kent keşfedilir. Kentin tarihi korunarak üzerine yükselen bir müze yapılır. Arkeoloji müzesinin önüne zamanla yıkılan ve artık günümüzde nehir üstünde görünmeyen eski değirmenlerin anısına bir değirmen replikası konulur. Asi'nin hatırladığı, bizim unuttuğumuz geçmiş zaman imgelerini görmeye başlarız. Eskiler hikayelerini, dertlerini, rüyalarını suya anlatırlarmış. Kendileri unutsa da su hatırlasın diye. Bugünden geçmişi görmek, günümüzden geleceğe bir iz bırakmak için akış hikayelerini dinlediniz.